Süleyman Soylu'nun bakanlık koltuğundaki son gününde yaptığı intikam hareketi ortaya çıktı. Süleyman Soylu'nun arasının açık olduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a yönelik son bir harekette bulunduğu iddia edildi. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasından bir gün önce ise Çalışkan'a kınama cezası verildiği öne sürüldü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın arasındaki gerilim uzun yıllara dayanıyordu. Gerilim uzun yıllardır var, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölümüyle ilgili İstanbul'da yürütülen soruşturmada da Süleyman Soylu'nun adı geçmişti. Soylu, bu nedenlerle Çalışkan'ı geçmişte görevden almak istemiş ve bunu büyük bir çalışma sonucu başarmıştı. Çalışkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmasının ardından Çalışkan'ın tüm kadrosu tayin dönemi olmamasına rağmen yurdun dört bir yanına sürülmüştü. Peker'e koruma. Ancak ikili arasındaki gerilim Mayıs 2021'de ortaya çıktı. Peker'in iddialarının gündemin ilk sıralarında olduğu süreçte, bir televizyonun canlı yayınına katılan Soylu, Peker'e özel polis koruması verilmesiyle ilgili Çalışkan'ı suçlamıştı. Toplum Soylu'dan rahatsız dedi. Eski Bakan Soylu'nun Çalışkan'ı suçlamasının ardından o dönem konuşan Mustafa Çalışkan, Soylu hakkındaki iddialarına ilişkin, "Allah'a sığınıyorum," demişti. Soylu tarafından açığa alınmayı bekliyor musunuz, şeklindeki sorumuza ise Çalışkan, Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var, dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var, Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim, diye yanıt vermişti. Soylu'nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu? Soruma ise Çalışkan, bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil, ifadelerini kullanmıştı. Dava açtı. Mustafa Çalışkan'ın bu açıklamaları o dönem gündeme düşmüştü. İkili arasındaki gerilim net bir şekilde ilk kez ortaya çıkarken Çalışkan hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2 Haziran tarihinde ise Çalışkan'a kınama cezası verildi. 2 Haziran tarihinde Soylu milletvekili seçilmişti. Ancak henüz mecliste yemin etmemişti. Çalışkan'a verilen bu cezanın ertesi günü İstanbul valisi olan Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken Soylu'nun bu hamlesi bürokraside, Çalışkan'a gider ayak son darbe olarak değerlendirildi. Çalışkan'ın ise bu cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açtığı öğrenildi. Diğer yandan Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava. Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava açacağını açıkladı. Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker'in basın danışmanı Emre Olur'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Olur, geçen yıl 18 Eylül 2022'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinde zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim, demişti. 3 kuruşluk dava. Soylu'nun bu sözleri için Emre Olur, 3 kuruşluk dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu. Emre Olur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ay tek başıma Bolu F tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni Müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah'ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim ifadelerini kullandı.